Merhaba. Bugünkü dersimizde tabakalı elektrot sistemlerini inceleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde temel elektrot sistemlerini bitirmiştik. Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerini bitirmiştik. Ancak üçü içinde tek tabakalı sistemleri incelemiştik. Pratikte çoğu durumda her iki elektrot arasındaki yalıtkanın birden fazla olduğu, iki ve daha fazla olduğu tabakalı elektrot sistemlerine de sıkça rastlanmaktadır. O yüzden önce iki tabakalı, daha sonra da çok tabakalı, düzlemsel ve silindirsel elektrot sistemlerini inceleyeceğiz. Ancak bunlara geçmeden önce sınır yüzeyde kırılma konusunu hatırlamamız gerekiyor. Sınır yüzeyde elektrik alan çizgilerinin ve potansiyel çizgilerinin kırılmasını şekiller üzerinde gösterelim. Gördüğünüz gibi dielektrik katsayısı epsilon 1 olan bir ortam var. Arada bir sınır yüzey, şu sınır yüzeyimiz ve daha sonra dielektrik katsayısı epsilon 2 olan ikinci bir ortam var. Dielektrik katsayıları farklı olduğu için birinci ortamdaki E1 elektrik alanı sınır yüzeyden geçerken bir kırılmaya uğrayacaktır. Şimdi burada E1'in teğetsel bileşenini ET1 ile normal bileşenini EN1 ile gösteriyoruz. İkinci ortamın elektrik alanına E2 demiştik. Bunun teğetsel bileşenini ET2 ile normal bileşenini ise EN2 ile gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi normal bileşeni sınır yüzeye dik olan bileşendir. Burada da dikkat ederseniz EN1 de EN2 de sınır yüzeye diktir. Alfa ile gösterdiğimiz kırılma açılarıdır. Ve burada epsilon 1'in epsilon 2'den büyük olduğunu kabul edelim. Bağlı dielektrik katsayısı veya sadece dielektrik katsayısı, çünkü epsilon ile göstermişiz. Epsilon R demediğimiz için dielektrik katsayısı diyelim. Dielektrik katsayısı büyük olan bir ortamdan dielektrik katsayısı daha küçük olan ortama geçerken elektrik alanı normale yaklaşarak kırılır. Bu bir kuraldır. Dielektrik katsayısı büyük olan ortamdan küçük olan ortama geçerken vektörler normale yaklaşarak kırılırlar. Yani E1 ile gösterdiğimiz vektör, bu eğer kırılmaya uğramasaydı, düz bir şekilde çizmeye çalışalım, kırılmaya uğramasaydı şu şekilde olacaktı. Ama sınır yüzeyden sonra epsilonlar farklı olduğu için kırılmaya uğramış ve normale yaklaşarak kırılmıştır. İşte elektrik alan vektörü ile o alanın normali arasındaki açıya biz kırılma açısı diyoruz ve bunları da alfa ile gösteriyoruz. Dolayısıyla alfa 1 ve alfa 2 açılarımızı da gösterdik. Şimdi de gerekli eşitlikleri çıkarabilmek için yalıtkan ortamı ayıran sınır yüzeyde herhangi bir P noktası, sınır yüzey üzerinde herhangi bir P noktası alalım ve bu P noktasında ortamlardaki E1 ve E2 elektrik alanı vektörlerinin sınır yüzeyiyle yaptığı açıları da yine alfa 1 ve alfa 2 ile göstereceğimizi söylemiştik. Şimdi P noktasında bu noktayı içine alan tabanı delta L, yüksekliği ise DH olan bir ABCD dikdörtgeni düşünelim. P noktasını içine alan bir ABCD dikdörtgeni aldık. Bunun taban yüksekliği delta L veya taban uzunluğu delta L, yüksekliği ise DH ile gösterdik. Dolayısıyla bu dikdörtgene Gauss kanunu uygularsak, yani integral E çarpı ds eşit 0 denklemini uygularsak
ikisini aynı anda görelim. Yani hem şekli hem bu eşitliği nasıl yazdığımızı görebilelim. Şimdi A noktasından başlayıp A, B, C, D yönünde tekrar A noktasında geri geleceğiz. Ve kapalı bir integral boyunca E çarpı D eşittir 0 denklemine yazacağız. Dolayısıyla A noktasından başlarsak A ile B arasında hangi bileşen vardır? ET2. Yani E2 elektrik alanının teğetsel bileşeni vardır. ET2 çarpı uzunluğumuz ne? Delta L. ET2 çarpı delta L. B ile C arasındayız. Öncelikle B ile sınır yüzey arasında EN2 bileşeni vardır. ABCD yönünde biz dönüyoruz. Dolayısıyla EN2 ters yönde olduğu için eksi EN2 yüksekliğimiz DH bölü 2'dir sınır yüzeye kadar olan kısım. Devam edelim. Yani sınır yüzey ile C noktası arasında yine ters yönde. O yüzden eksi EN1 çarpı DH bölü 2. Evet, C ile D noktası arasında ters yönde ET1. O yüzden eksi çarpı delta L. EN1'e geldik. Ancak şuradayız. Yani D ile sınır yüzeyi arasında ve dönüş yönünde olduğu için EN1'in yönü artı EN1 çarpı DH bölü 2. Yine artı EN2 çarpı DH bölü 2. A noktasına tekrar geri geldiğimiz için eşit 0 yazdık. Şimdi gördüğünüz gibi bu eşitlikte birbirini götüren ifadeler var. Eksi EN2, eksi EN2. Şu ifadeler birbirini götürünce geriye ET2 çarpı delta L eksi ET1 çarpı delta L eşit 0 bağıntısı kalacak. Dolayısıyla buradan elektrik alanına ilişkin teğetsel bileşenlerin birbirine eşit olduğunu buluyoruz. Yine daha önceki derslerimizde deplasman vektörünün epsilon çarpı e'ye eşit olduğunu yazmıştık. Dolayısıyla d yerine epsilon çarpı e yazarsak deplasman vektörlerinin teğetsel bileşenlerinin birbirine oranının dielektrik katsayılarıyla orantılı olduğunu çıkarabiliriz. Yani buradan iki tane eşitlik çıkardık. Şimdi de yine aynı şekilde deplasman vektörlerinin kırılmasını düşünelim ve şekil üzerinde gösterelim. Yine aynı şekilde epsilon 1'in epsilon 2'den büyük olduğunu kabul ediyoruz. O yüzden deplasman vektörü de yine kırılırken düz bir şekilde değil, normale yaklaşarak kırılır. Kırılma açılarını alfa 1 ve alfa 2 ile gösterdik. Burada da yine sınır yüzeyde bir P noktası alıp bu P noktasını içine alan ve bu yüzeye dik olarak DH yüksekliğinde ve delta S taban alanında küçük bir silindir hacim elemanı düşünelim. Burada da az önce yaptığımız gibi yine A, B, C, D noktalarını alıp bu sefer bu silindire yine Gauss kanunu integral d çarpı ds eşit 0 denklemi şeklinde uygulayıp az önce uzun uzun yazdığımız bağıntıyı burada yazmıyoruz. Bu bağıntıyı yazarsanız bu sefer de burada yani bir öncekinde et1 eşit et2 bulunmuştu. Deplasman vektörleri türünden yazdığınız zaman da normal bileşenlerinin birbirine eşit olduğu ortaya çıkacaktır. dn1 eşit dn2. dn1 yerine epsilon 1 çarpı en1, dn2 yerine epsilon 2 çarpı en2 yazarsak elektrik alanlarının normal bileşenlerinin oranı dielektrik katsayıları ile ters orantı olduğuna ulaşırız. Yani şu anda 4 tane temel eşitlik bulduk. Bu eşitliklerden faydalanarak bir eşitlik daha elde edebiliriz. ET1 eşit ET2 bağıntısını bulmuştuk. ET1 E1 çarpı sinüs alfa 1 eşittir. ET2 de E2 çarpı sinüs alfa 2 eşittir. Aynı şekilde DN1 eşit DN2 bağıntısını elde etmiştik. DN1 yerine D1 çarpı kosinüs alfa 1.
dn2 yerine de d2 çarpı kosinüs alfa 2 yazdıktan sonra d1 epsilon 1 çarpı e1'e, d2 de epsilon 2 çarpı e2 eşittir. Dolayısıyla bu ifadeleri yerine koyarsak yeni bir bağıntı buluruz. Tanjant alfa 1 bölü tanjant alfa 2'nin epsilon 1 bölü epsilon 2'ye eşit olduğunu böylelikle elde etmiş oluruz. Dolayısıyla bu bağıntı yardımıyla iki elektrik ortamını ayıran sınır yüzeydeki elektrik alanı ve deplasman vektörü çizgilerinin şu koşulu gerçekleştirecek şekilde aynı açı altında kırıldıklarını söyleyebiliriz. Şimdi elektrik alanı ve potansiyel eş potansiyel çizgilerini yine sınır yüzeyinde kırılmasını tekrar gösterirsek şurası sınır yüzeyimizdi. Elektrik alanı E1 sınır yüzeyinden itibaren kırılarak normale yaklaşarak E2 şeklinde devam ediyor. Aynı şekilde D1 ile gösterdiğimiz deplasman vektörü yine bir kırılmaya uğrayarak D2 şeklinde devam ediyor. Şimdi burada potansiyel eş potansiyel çizgileri V eşit sabit eş potansiyel çizgilerini gösterirsek onlara da dikkat ederseniz yine aynı şekilde kırılmaya uğramaktadır. Burada önemli bir nokta E1 elektrik alanı ile birinci yüzeydeki V eşit sabit eş potansiyel çizgisi mutlaka birbirine dik olmalıdır. Her zaman eş potansiyel ile elektrik alanı birbirine diktir. Aynı şey ikinci ortam için de geçerli. Yani E2 elektrik alanı ile V eşit sabit eş potansiyeli yine mutlaka birbirine diktir. Biz sınır yüzeyine dik olan vektördür. Şurası ikinci yüzeyin normalidir. Normal bileşeni E2'nin de diyebilirsiniz. Burası da E1'in normal bileşeni. Biz kırılma açılarını alfa ile göstermiştik. Alfa 1 ve alfa 2. İşte normal sınır yüzeyinin normali ile eş potansiyel çizgi arasındaki açıyı da beta ile gösteriyoruz. Dolayısıyla birinci ortam için şuraya beta 1, ikinci ortam için de beta 2 diyoruz. Yine buradan gördüğünüz gibi elektrik alanı ile eş potansiyel çizgiler arasındaki açı 90 derece olduğuna göre alfa artı beta her zaman 90 derecedir. Alfa 1 artı beta 1 90 derece veya alfa 2 artı beta 2 yine 90 derecedir. Şimdi sınır yüzeyde kırılma ile ilgili olarak yukarıda çıkardığımız önce elde ettiğimiz 4 bağıntı vardı. Bunları hatırlayalım. ET1 eşit ET2. DT1 bölü DT2. Epsilon 1 bölü epsilon 2. Üçüncü bağıntımız DN1 eşit DN2. Ve EN1 bölü EN2'nin epsilon 2 bölü epsilon 1 olduğunu söylemiştik. Bu 4 bağıntı yardımıyla sınır yüzeyde kırılma konusuyla ilgili problemleri rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu 4 bağıntıyı ayrı ayrı kullanarak veya yine bu 4 bağıntı yardımıyla yeni bir eşitlik çıkarıp bu eşitlikleri hazır olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu 4 bağıntı yardımıyla ortamlardaki elektrik alan ve deplasman vektörlerinin mutlak değerleri şu şekilde çıkarılabilir. Sonuç olarak E2 ile gösterdiğimiz elektrik alanının iki bileşeni vardır. ET2 dediğimiz teğetsel bileşeni ve EN2 ile gösterdiğimiz normal bileşeni. O yüzden E2 yerine kök içinde ET2'nin karesi artı EN2'nin karesi yazabiliriz. İlk bağıntımız neydi? ET1 eşit ET2 idi. Dolayısıyla ET2 yerine ET1 yazıyoruz. İkinci bağıntımız az önce de yukarıda göstermiştik. EN1 bölü EN2 epsilon 2 bölü epsilon 1'e eşittir. O yüzden buradan EN2 yerine epsilon 1 bölü epsilon 2 çarpı EN1. EN2 yerine epsilon 1 bölü epsilon 2 çarpı EN1 yazıp
Tabii karesi olduğu için karelerini de alıyoruz. Daha sonra kök içerisinde çıkacak ifademiz şuradan etebinin karesi olduğu için kök içerisinde çıkarılacak ifadeleri çıkarabiliriz. Tabii önce et1 yerine e1 çarpı sinüs alfa 1 yazıyoruz. O yüzden e1'in karesi çarpı sinüs kare alfa 1, e1'in karesi kök dışına e1 olarak çıktı. Sinüs kare alfa 1 kök içerisinde kaldı. En1 yerine de e1 çarpı kosinüs alfa 1. Dolayısıyla karesini aldığımız zaman e1'in karesi kosinüs kare alfa 1 yazacaktır. E1'i zaten dışarı çıkarmıştık parantez içerisinde alıp. Dolayısıyla yeni bir bağıntı elde ettik. Yani e1 elektrik alanı bilinen bir ortamdan sınır yüzeyden sonraki ikinci ortamdaki E2 elektrik alanını şu eşitlik yardımıyla bulabiliriz. Buna benzer şekilde deplasman vektörü için de hazır bir eşitlik çıkarabiliriz. D2 bunun iki tane bileşeni var. Normal bileşeni ve teğetsel bileşeni. Dolayısıyla D2 yerine DN2'nin karesi artı DT2'nin karesi. Tabii kök içinde yazabiliriz. Burada da yine hatırlarsanız DN1, DN2 eşitti. O yüzden DN2 yerine DN1 yazdık. Yine yukarıda çıkardığımız bağıntıdan faydalanarak DT2 yerine epsilon 2 bölü epsilon 1 çarpı DT1 yazabiliriz. Karesi olduğu için karesini aldık. Ve burada da yine DN1 yerine D1 çarpı sinüs alfa 1 yani şuradaki ifadelerden faydalanacağız. DN1 yerine D1 çarpı kosinüs alfa 1, DN2 yerine de D2 çarpı kosinüs alfa 2 yazıp bunların karelerini alırsak D1 dışarıya çıkacak. Diğer ifadeler karekök içerisinde kalacağı için buradan da yine deplasman vektörü ifadesini D2'nin D1 türünden cinsinden ifadesini elde etmiş oluruz. Şimdi bir tane örnek çözelim. Örneğimiz şöyle. Bağlı dielektrik katsayıları epsilon 1 eşit 2,2 ve epsilon 2 eşit 3,75 olan transformatör yağı ve prespandan oluşan yalıtkan bir ortamda. Prespan bir tür yalıtkan malzemedir. Böyle bir ortamda elektrik alanı transformatör yağı içinden prespana sınır yüzeyinin normaline göre 30 derecelik bir açı ile girmektedir. Beta 1 ve beta 2 sınır yüzeyinin normali ile eş potansiyel çizgiler arasındaki açıları gösterdiğine göre bu açıları hesaplayınız. Alfa 2, beta 1 ve beta 2 açılarını bulunuz. B şıkkımız E1 eşit 250 kilovolt bölü santimetre olduğuna göre E2 elektrik alanının değerini hesaplayınız. Öncelikle şekil üzerinde görelim. Bağlı dielektrik katsayıları verilmiş olan iki tane yalıtkanımız var. Epsilon 1 2,2 olan transformatör yağı ve ikinci ortamımız da prespan. Dolayısıyla şekle önce dikkat edelim. Şimdi burada E1 elektrik alanı bunun normaliyle yaptığı açıya alfa 1 diyoruz. Ve buna dik olan V eşit sabit eş potansiyel eğrisini çizersek şurası 90 derecedir ve eş potansiyel eğri ile ortamın normali arasındaki açıyı da beta ile gösteriyor. Dolayısıyla buraya da beta 1 dedik. Şimdi burada elektrik alanı sınır yüzeyden sonra kırılmaya uğrayacaktır. Epsilonlara dikkat edelim. 2,2 olan ortamdan 3,75 olan ortama. Yani burada az önce anlattığımızın tam tersi durumu. Az önce anlattığımızda epsilon 1 büyük epsilon 2 idi. Yani dielektrik katsayısı büyük olan ortamdan küçük ortama
girerken normale yaklaşarak kırılıyordu. Burada yani elektrik katsayısı olan ortama girerken E1 normalden uzaklaşarak kırılır. Yani şunu şöyle düz çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burası da normali olduğuna göre E2 normalden uzaklaşarak kırılmıştır. E2'ye ilişkin alfa gösterebiliriz. Şimdi A şıkkında beta 1, beta 2 ve alfa 2 açılarını bizden istiyor. Bize verilmiş olan değer hangisi? Alfa 1'in 30 derece olduğu verilmiş. Dolayısıyla 30 derece olarak verildiğine göre aslında buradan hemen beta 1'in 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani alfa 1 ve beta 1'i aslında bulmuş olduk. Alfa 1 bilindiğinde az önce yine çıkardığımız bir denklem vardı. Tanjant alfa 1 bölü tanjant alfa 2'nin 2'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla epsilon 1 ve epsilon 2 biliniyor. Alfa 1 30 derece olarak verilmiş. Buradan tanjant alfa 2 yaklaşık 1'e yakın bir değer buluyoruz. Dolayısıyla alfa 2'yi de yine yaklaşık olarak 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Alfa 2 45 derece olduğuna göre beta 2 de 45 derecedir. B şıkkında E1'in değeri verilirse yani E1 250 kilovolt bölü santimetre olarak verilmiş. Dolayısıyla E2'nin değerini istiyor. Az önce biz hazır bir eşitlik çıkarmıştık. O zaman da söyledim. Aslında bu tür problemlerde şu 4 eşitlik bizim için yeterli. Yani ET1 eşit ET2. DT1 bölü DT2'nin epsilon 1 bölü epsilon 2'ye eşit olduğunu bulmuştuk. DN1 eşit DN2 ve EN1 bölü EN2'nin epsilon 2 bölü epsilon 1'e eşit olduğunu bulmuştuk. Bu 4 eşitlik bu tür problemleri çözmek için yeterli. Ancak yine bu 4 eşitlik yardımıyla hazır bir eşitlik de elde etmiştik. Dolayısıyla şu eşitliği kullanarak E1 elektrik alanı biliniyorsa E2 elektrik alanının değerinin ne olması gerektiğini bulabiliriz. Bu örneğimizde hazır eşitliğimizi kullanarak verilen değerleri şu eşitlikte yerine koyarsak E1'i 250 kilovolt bölü santimetre olarak E1 verilmiş. Alfa 1 30 derece biliniyor. Epsilon 1 ve epsilon 2 verilmişti. Epsilon 1 2.2, epsilon 2 de 3.75. Ve yine kosinüs kare alfa 1 değerleri yerine koyarsak E2'yi 178 kilovolt bölü santimetre olarak buluruz. İyi günler diliyorum.